Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hepinize hoş geldiniz. Bugün ki başlık biraz gizemlidir. Belki de hemen de anlaşılmıyor. Sunum ne konuda olacağı hakkında. İşte o yıldız. Hemen bir gireyim. Biz kendimizi anlayacağız sunum ne konuda. Bu ilk sayfada siz vaad edilmesiyle İslatı İslam'ın iki şiiri görüyorsunuz. Ben onları bir okuyayım, ondan sonra tercümesini de sunacağım. İsma'u savtas sema'i ca'al mesih ca'al mesih Niz bişnev ezzemi Ahmet İmam-ı Kamga Asma barıd nişa El vakt mi guyed zemi İdu şahid esbiye mannar ezen cümbe kara. Bu iki şiirdir. Birinci şiirin birinci kısmı Arapçadır. Diğer kısımları Farsçadır. Vaad-ı Mesih-i İslat'ı çok meşhur bir şiirdir. Siz mutlaka bazı bannerlerde, celselerde bunu görmüşsünüzdür. Ey insanlar, gökyüzünün Mesih geldi diye seslenişine kulak verin. Ayrıca yeryüzünden de başarılı imamın gelmiş olduğu müjdesini dinleyin. Gökyüzü mucizeler yağdırırken yeryüzü vakit bu vakittir diyor. Bu her iki şahit benim doğruluğum için mustarip birisiymiş gibi haykırmaktadır. Şimdi bu şiirler dinleyince, okuyunca ya muhtemelen mesela eğer biz semavi alametlerden bahsediyor olacaksak güneş ve ayın tutulmasını aklımıza geliyordur. Ahmdiler yani vaad edilmesiyle Esselatü Vesselam'ın gelişinin doğruluğu için yani ispatlamak için ay ve güneşin tutulması, ama ben bugün başka bir semavi alametten bahsedeceğim. O da kuyruklu yıldızın doğması. Bunun ayrıntıları nedir? Biraz sonra gelecek. Peki bunun sebebi ne oldu? Yani niye bu konuyu seçtim bugün? Onun sebebi de budur. Hüzur-ı Enver Yedevullah talebimiz Aziz iki gün önce Cuma hutbesinde bunu dinlemiş olanlar biliyorlar. Vaad-ı Mesih-i Esselatü Vesselam doğruluğu hakkında ya da bu konuda bir hutbe verdi. Tabii ki 23 Mart münasebetiyle. Ve bu konuda Vaad-ı Mesih-i Esselatü Vesselam bazı alıntıları da sundu. Ve bu alıntılarda yani dikkatimi çeken yani Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bakın şöyle şöyle olaylar oldu. Allah Teala benim doğruluğum için şöyle şöyle alametler gösterdi, nişanlar gösterdi. Ve onlar arasında diyor ki kuyruklu yıldızın doğması da vardır. Yani kuyruklu yıldız doğdu. Peki merak ettim. Bunun ayrıntıları nedir? Ve hatırladım ki birkaç ay önce bizim Al-Fazıl gazetesi, yani Al-Fazıl gazetesi Urduca bir cemaatin bir gazetesidir. Orada bir makaleye rastlamıştım. Bunu biraz araştırdım ve şimdi tekrar biraz detaylı olarak bunu inceledim, okudum ve çok dikkatimi çekti. Ve istedim ki sizinle de bunu özet olarak paylaşayım. Bunu yazan Seyyid Tahir Ahmet Bey'di. Pakistan'da cemaatin Mithya Şubesi'nin sorumlusudur ve üst seviyedeki görevlilerden biridir ve ayrıca bir müessesesiyle bunu hazırlamıştır. Peki şöyle bir şey var, hemen giriş yapmadan önce insan düşünebiliyor ki şimdi böyle gökte meydana gelen olaylar bizimle ne alakaları olabilir? Yani bu sonuçta Allah Teala'nın yarattığı bir kainattır. İçinde gezegenler var, yıldızlar var, bir sürü
Gök cisimleri var. Peki bunun birisinin doğru olarak nasıl anlayabiliyoruz? Yani ne alakası var aslında? Onun için şunu da aklımıza tutmamız lazım ki mesela bugünkü bilim adamı için böyle bir şey anlamak biraz zor olabilir yani, ya da tuhafına gelebilir ama Kur'an-ı Kerim yani bütün alemlere ihtiva eden bir kitaptır. Bütün insanları da. Ve nasıl ki insanların huyu, suyu, onların tabiatları farklı ise işte o, tıpkı bunun gibi insanları ikna edecek deliller de farklıdır ve farklı olmalıdır. Bakın ve bunun bir sürü örneği var. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bile herkes Hazreti Ebubekir radıyallahu anh gibi iman etmedi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh sadece bir göz atıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duyunca ben peygamberim diye iddia ettiğinde hemen geldi ve iman etti. Bazıları biraz daha düşündüler. Bazıları farklı deliller görüp de iman ettiler. Tabii ki herkesin imanın derecesi, seviyesi vardır. Mesela bazı kafirler ya da sonradan Müslüman İslam'ı kabul edenler vardı. Fethi Mekke döneminde. Şimdi geldiler ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biat alıyordu. Ki şöyle şöyle beyt edin ki artık biz şirk etmeyeceğiz. Allah'a başka biri ortak koşmayacağız. Ve onlardan biri yanlış hatırlamıyorsam Hind'iydi. Bu Hazreti Hamza'nın ciğerini çiğneyen kadın. Dedi ki siz ne diyorsunuz? Biz hala nasıl inkar edebiliyoruz? Yani senin Tanrı'nın, senin Allah'ın doğru olduğunu nasıl inkar edebiliyoruz? Yani bu onlar için, bu kafirler için büyük bir delildi. Çünkü niye? Onlar şöyle düşünüyorlardı ki onların putları Mekkelilere kuruyorlar, onlara rızık veriyorlar. Ama onlar yenilgi uğratıldığında hemen anladılar ki eğer bunlar gerçek Tanrı olsalardı mutlaka bizi kururlardı. Ama böyle olmayınca ve Müslümanlar galip gelince onlar Allah'a inanmaya başladılar. Ve bu tabii ki onlar için bir delildir. Belki de bunu kavramak için bugünkü insanlar için zor olabilir. Ama anlatmak istediğim farklı farklı deliller var, farklı farklı şeyler var ve insanları yani insanları etkilenen farklı farklı kategoriler var. Birisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme geldiğinde dedi ki siz bana yemin ederek söyleyebiliyor musunuz ki siz Allah'ın peygamberisiniz diye. Ve onun istediğine göre Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz yemin ederek dedi ki vallahi ben Allah'ın peygamberiyim. Ve böylece o iman etti. Sadece yemin etmesi üzerinde. Aynı bir olay ya da buna benzer bir olay vaat edilmesiyle İslatu İslam'ın hayatında da yaşandı. Birisi gelip vaat edilmesiyle İslatu İslam'a sordu ki siz acaba yemin ederek bana bir yazı verir misiniz ki ben İmam Mahdi'yim diye. Vaat edilmesiyle İslatu İslam yani ona dedi ki tamam sen birkaç gün burada kal. Herhalde muhtemelen onun ciddiyetine sınanmak için böyle söylemiştim. Adam yine ertesi gün geldi aynı soruyu sordu. Vaat edilmesiyle İslatu İslam yine bir şey söylemedi. Dedi ki tamam sen biraz bekle. Böyle herhalde 2-3 gün arada geçti. Ve sonra adam yine geldi ve sordu ki siz bana böyle bir yazı yazar mısın kısa bir not şeklinde yani şöyle bir mefhumda ki ben Mirza Mehmet Allah tarafından görevlendirdiği bir kişiyim. Onun üzerine vaat edilmesiyle Esselatu Vesselam böyle bir kısa bir not yazdı ki ben tam onun içeriğini hatırlamıyorum ama mefhumen yani ben Mirza Mehmet yemin ediyorum Allah'ın adına yemin ediyorum ki Allah Teala bana Mesih-i Mevud ve Mahdi Mevud yaptı ve bu yazı üzerine o adam iman etti. Yani sözün özü ki farklı insanlar için
farklı deliller var, farklı şeyler var, ikna edici. Ve bunlar arasında tabii ki bazı daha bu gök bilimleri meyleden insanlar var. Ya da doğaya daha meyledenler. Ve onun için böyle bir olayların gerçekleşmesi de hiç tuhaf değil. Aksine bu da Allah-u Teala'nın bir sünnetidir. Kuyruklu yıldız hakkında konuşuyor olacağız. İlk önce yani kısa olarak tabii ki bir bilim adamı değilim ama yine de kısa olarak bir giriş olsun diye az bir şey hazırladım. Kuyruklu yıldızlar acaba nedirler? Aslında bunlar yıldızlar yani yıldızlar aslında değiller. Onların adlarından yıldız geçmesine rağmen bunlar yıldız değiller. Aksine küçük güneş sistemi cisimleridir. Yani bizim güneş sisteminde var olan cisimlerdir. Ve buz ve kozmik toz ve gazlar karışımından oluşuyorlar. Ve bunların kendine ait orbitleri var. Yani yörüngesi ve bazılarının yörüngesi güneş sisteminin dışına taşar. Yani gittikçe uzaklaşıyorlar. Ve bazılarının yörüngelerinin yani güneş sistemi içinde de kalır. Yani belli bir nasıl ki diğer gezegenler güneş etrafında dolaşıyorlarsa tıpkı bunun gibi bunlar da belli bir yörünge için güneş etrafında geziyorlar. Ve bunların büyüklüğün mesela 10 100 metre yüzlerce metre ve 40 kilometre arasında da olabilir. Yani oldukça büyük cisimler bunlar olabilir. Ve çoğu zaman aslında bu kuyruklu yıldızlar güneşten çok uzağa gidiyorlar, çok uzaklaşıyorlar. Ve çoğu zaman ya da ondan çoğu aslında biz insanlar göremeyiz bile. Ama güneşe yaklaştıkça onlar görülmeye de başlarlar. Ve bunlar onların yörüngelerine göre sınıflandırılıyorlar. Yani bilim adamlar tarafından. Mesela bazı kuyruklu yıldızlar 20 yıl içerisinde güneş etrafında dolaşıyor. Yani başladığı noktaya dönüyorlar. Bazı 200 yıl ve bazı daha çok daha büyük bir sefer kat ediyorlar. Ve binlerce yıl bile yani bir sefer yani alabiliyorlar güneşin etrafında dolaşmak için. Ve kısa periyotlu yani 200 yıldan daha evvel daha önce bir tur yapanlar kısa periyotlu olarak sınıflandırılıyorlar ve diğerleri ondan daha uzun zamanda bunu yapanlar uzun periyotlu kuyruklu yıldız olarak tanınıyorlar bilim adamları tarafından. Şimdi daha önce de bahsetmiştim ki aslında bu yeryüzünden yani insanların görebilecek kuyruklu yıldızlar çok azdı nispeten. Ve bazı kuyruklu yıldızlar Güneş sistemi içerisinde olmasına rağmen uzaklaşıyorlar ve uzaklaştıkça çok uzağa gidiyorlar ve geri de dönmüyorlar. Ve bazıları ise yani Güneş'e çok yakınlaşıyorlar. Ve böylece Güneş'in içinde ya da onu dayanamayıp yok oluyorlar. Ve peki bunu kuyruklu yıldız ne diyoruz böyle cisimlere? Onun sebebi de budur ki Güneş'e yaklaşınca Güneş'in işinin etkisiyle böyle onlardan gaz ve toz çıkıyorlar, meydana geliyorlar ve bu çıkan gaz ve tozlar kuyruk şeklinde olduğu için onlar böyle kuyruklu
yıldız olarak tanımaya başladılar. Hatta Arapça'da Zusinin ya da Zuzanab diye geçiyor. Yani onun manası da aynıdır. Urduca olarak da biz Dumdar Stara yani kuyruklu yıldız diyoruz bunlara. Peki bir şey daha da anlamak lazım. Daha önce biraz bahsetmiştim. Ki bakın Allah-u Teala bu maddi bir tuğavi yarattı ve bir maddi sistemi yarattı ama Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz vakit görüyoruz ki Allah-u Teala sık sık bunları örnek olarak sunuyor. Yani bazen diyor ki mesela siz güneşi görmediniz böyle böyle oluyor ya da bir kuraklık uzun bir kuraklıktan sonra görmüyor musunuz ki Allah-u Teala yağmur yağdırıyor ve bu yağmurla ya da bir suyla toprak yine yeşermeye başlar vesaire vesaire. Yani bunun bir sürü örneği var. Demek ki Allah-u Teala sürekli yani sık sık yani dua olayları insanların yani onlara insanların dikkatini çekiyor. Yani onun bir sebebi var. Çünkü dediğim gibi yani bunların etkisi nasıl ki bu cisimlerin maddi ya da fiziksel etkisi varsa aynı şekilde manevi olarak da onların etkisi oluyor. Ve onlar arasında yani mesela bazı hakikatler var. Allah-u Teala mesela yani bir sürü benzetme vardır Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir güneş olarak da sunuyor. Diyor ki şahiden ve siracın munira yani çok parlak aydınlatan bir güneş olarak seni gönderdik bize. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir güneş olarak sunuluyor Peygamber yani Kur'an-ı Kerim'de. Bazı diğer şeylere de var. Bir sürü örnek var. Mesela Allah-u Teala diyor ki İktenabat-ı saatu ve enşakkal kamer. Yani şimdi bu bizim vaat ettiğimiz vakit çok yaklaştı ve kamer yani ay bölündü. Aslında bu bir mucizeydi ama bu mucizenin bir manevi ya da bir tabiri manası da vardı. Yani o neydi? Ay çünkü Arapların bir güç ya da iktidar simgesiydi. Ve Allah-u Teala bunları anlatmak istemiş ki artık bunların zamanı geçti. Yeni bir peygamber geldi ve artık bir inkılap gelecek ve bu peygamber onlara galip gelecek diye bir gaybi haber vardır böyle bir mucize içinde. Şimdi bu kuyruklu yıldızlara yani bunun hangi nasıl bir önem insanlar tarafından verdiğini biraz inceleyelim. Aslında işin ilginç şeysi budur ki bir folyo atlanmıştım galiba şimdi onu göremiyorum silinmiş ama dünya neresinde olursa olsun yani bir sürü kavimler geçti. Bir sürü farklı coğrafyada insanlar vardı. Ama onların hepsinde yani hepsinin inancından bir ortak noktası vardı. O da budur ki bu kuyruklu yıldızlar yani kötü bir şeyin habercisi olarak geliyorlar. Yani vefat, ölüm, kıtlık, veba, hastalık. Yani hep bununla bir alakası kurdular insanlar. Ve mesela Arapların inancı bu şekildeydi. Onlar bunu inanıyorlardı ki böyle bir olay büyük bir şahsın ya da büyük bir zatın doğuşunun ya da vefatının haberi veriyordu. Ve bir hadis de var. Müsned Ahmet'te bir hadis geçiyor. Bir defa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerle beraber oturduğunda bir yıldız düştü. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine sordu ki mesela cahiliye döneminde siz böyle bir olayı nasıl yorumluyordunuz?
ne düşünüyordunuz? Bu yani inancınız neydi? Ve adamın birisi şöyle arz etti ki biz böyle bir olay meydana geldiğinde hep bir büyük bir zatın doğduğuna inanıyorduk ya da onun vefatının yakın olacağına inanıyorduk. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir cevap verdi bunun üzerine, diyor ki aslında böyle bir şey Allah tarafından önemli bir karar aldığında meydana geliyor. Yani bunun bir manevi tarafı vardır. Böyle bir şey olursa demek ki bir inkılap, bir değişim, bir sistemde bir değişim meydana gelecek. O şekilde. Şimdi biz dedik ya bu kuyruklu yıldız olayını Vadin Mesih Aleyhisselatü Vesselam ile bir ilişkisi vardır. Ve onun doğruluğu için da onun zamanında meydana geldi. Ona biraz bakalım. Şimdi aslında büyük İslam tarihinde bazı hadislerde bu hep geçiyor. Büyük İslam alimler de bundan bahsetmişler. Mesela bazı bir alim bir halin var da şöyle bir metin var bu kitapta, diyor ki Mehdi'nin zuhurunun alametleri 10'dur ve ilk olan kuyruklu yıldızın doğmasıdır. Yani el-kevkeb zizzenib. Bu da bazı hadis kitaplarında bir Mehdi'nin alameti olarak geçiyor. Başka bir rivayet şu şekildedir. Yani kıyamet alametlerinden bahsediye ederken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Padişahlar gösteriş için, zenginler ticaret için, fakirler dinlenmek için, hafızlar gösteriş yapmak için hacca giderler. İşte o zaman kuyruğu bulunan bir yıldız zuhur edecektir. Yani bunları özetleyecek olursak, yani Müslümanların çöküş zamanından bahsediyor. Ve diğer bu Müslümanların çöküşü ile ilgili diğer de bir sürü lametler vardır. Hadislerden zikrediliyor. Siz onun farkındasınız, biliyorsunuz. Ve bu da aynı zamana işaret ediyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki böyle bir zamanda bir kuyruklu yıldız zuhur edecek. Aynı şekilde bu Nevab Sıdık Hasan Han Bey'dir. Bu da vaat edilen mesele Esselatü Vesselam'ın zamanında bir büyük alim idi Hindistan'da. Ve büyük yani bir sürü eserleri vardır. Onun arasında meşhur olan Hicacül Kirama. Ve bu eserinde, bu kitabında Vaden Mesih ve Mehdi'nin gelişiyle ilgili olaylar ve hadisler, rivayetler değerlendiriyor. Ve ayrı bir bab, yani ayrı bir bölüm buna da vakfediyor. Yani kuyruklu yıldız. Bununla ilgili rivayetler topluyor, derliyor, sunuyor. Ve ondan sonra diyor ki Vaden Mesih ve Mehdi ile Esselatü Vesselam geleceği zamanda bu da meydana gelecek. Kuyruklu yıldız doğacaktır. Aynı şekilde onun oğlu da. Bizim bu bölgede, Türkiye'de daha meşhur, daha yaygın olan ya da tanınmış olan İmam-ı Rabbani'si Müceddid Elfsaniye Hicri 2. bin yıl Müceddidi olarak tanıyor. Seyyid Ahmet Sirhindi. Yani daha yaygın İmam-ı Rabbani olarak onu tanıyoruz. O onun bir müridine şöyle bir cevap verdi ya da yazmış. Bilesin ki ashabın verdiği habere göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vadin Mehdi'nin zuhur mukaddemileri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman şark tarafında, yani doğu tarafından iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Yani bu dişli münevver bir boynuz dediği şey bir kuyruklu yıldız oluyor ve zaten internete giriyorsanız bunu göreceksiniz ki yani diğer Müslümanlarda, Ahmadiler değil, diğer Müslümanlarda bu kuyruklu yıldızın, yani bunu kuyruklu yıldız olarak tabirliyorlar, yorumluyorlar ve aynı zamanda Vadin Mesih ile Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanın bir alameti olarak da gösteriyorlar ve inanıyorlar.
Şöyle yazıyor ki bu rivayetin yapıldığı haşiyede yazıldığına göre o sütunun iki başı vardı. Bu sütunun ilk doğuşu Nuh Aleyhisselatü Vesselam kavminin helakı zamanında oldu. Aynı şey İbrahim Aleyhisselatü Vesselam peygamber ateşe attıkları sırada dahi doğdu. Firavun'un ve kavminin zamanında dahi doğdu. Bir de Yahya Aleyhisselatü Vesselam peygamberin katledildiği zaman doğdu. Yani peygamber hayatlarında bu seksi görülen bir şeydi. Ve bunu Hazreti İmam Rabbani kendi kitabında yer veriyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakacak olursa, Kur'an-ı Kerim yani ilk başladığımda ben bundan söz ettim. Kur'an-ı Kerim'de sık sık böyle gök cisimlerden, doğada mevcut olan olaylardan bahsediyor. Mesela bir ayetinde Allah Teala şöyle buyuruyor: "Vesahhara lekum el-leyla vesahhara lekum el-leyla ven-nahara ve'ş-şemsa ve'l-kamara ve'n-nucuma ve'n-nucumu musahharatun bi'emri inna fi zalika le-ayatin li-kavmin ya'kilun." Bu Nahl suresidir. 13. ayet. O yani Allah-u Teala gece ile gündüzü güneş ile ayı hizmetinizde kılmıştı. Yani bu şeyler insanlara hizmet versin diye yarattı Allah-u Teala. Yıldızlar da onun emriyle size hizmet etmek üzere görevlidir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir topluluk için apaçık birçok delil vardır. Bakın bunları bahsettikten sonra Allah Teala diyor ki bunlarda bir sürü delil vardır akıl sahibi kimseler için. Peki ne demek ki bu yıldızlar, bu güneş, ay bize hizmet ediyor? O da belli değil biliyorsunuz. Yani bir defa bir gün doğuşu ya da güneş ışığından faydalanıyoruz. Bir sürü faydalarımız var ama aynı şekilde hesapta da kullanıyoruz. Yani takvim bazı güneşe göre takvimler var, bazı aya göre ve diğer faydalar da var. Aynı şekilde yıldızlarda özellikle geceleyin eski zamanlarda yol bulmak için de kullanıyorlardı. Onlar ışıklardan faydalanıyorlardı insanlar. Diğer bir ayette Allah Teala diyor ve Allah yani aslında bunun devamında birkaç ayet sonra Allah Teala diyor ki ve alamatin ve bin necmihum yahtadun. Yani o da başka nice alametler de hazırlanmıştır. Onlar yıldızlarla da yani insanlar yıldızlarla da yolu bulurlar. Burada ilginç kelime hum yahtadun. Yani insanlar yolu bulurlar. Yahtadun hidayet kelimesidir. Yani insanlar hidayete eriyorlar. Tabii ki burada yıldızlardan bahsedince ilk önce aklımıza yol bulmak gelir ama Allah Teala diyor ki bazı yıldızlarla ilgili olaylardan insanlar da hidayete de erebiliyor. Bu da çok ilginç bir şey. Diğer bir ayette Allah Teala şöyle buyuruyor. "Vehuvellezî ce'ale lekumun nucûme litehtedû biha fî zulumâtil berri vel bahri kad fassalnel âyâti li kavmin ya'lemûn." Kara ve deniz karanlıklarında yol bulabilmeniz gayesiyle yıldızları sizin için yaratan odur. Bilen insanlar için ayetleri apaçık anlattık. Bakın burada da her ne zaman ya da çoğu zaman Allah Teala her ne zaman bu gökler, yıldız, güneşlerden bahsediyorsa hep bunu diyor sonunda ki bunda yani bilen insanlar, akıl sahibi kimseler için apaçık nişanlardır. Tabii ki bunun dediğim gibi bu gök cisimlerin maddi, fiziksel faydaları da var ama aynı şekilde manevi bir yorum altında da tutulabilir ve bu şekilde insanların bazı sınıf insanlar için bunu bazı manevi şeyler anlamak için de bu yol gösterici olabilir. Bakın bu ayette bir şey ben düşünüyordum çok ilginçti.
Peygamberler ya da peygamberin gelişi zamanı ile ilgili bir çok meşhur ayeti vardır Kur'an-ı Kerim'de. Sık sık bunu sunuyoruz. Yani insanların bozulduğu zaman peygamberler geliyor ve diyoruz ki Zahar el-fasadu fil barri vel bahr. Yani fil barri vel bahr, yani kuru yerlerde, zeminlerde ve kara ve denizde işte hep bozulmuştu. Yani her türlü fesat ortaya çıkmıştır ve öyle dönemlerde peygamberler geliyor. Ve bu ayette de zulumatil barri vel bahr aynı ifadesi kullanmıştır. Ve Allah Teala diyor ki böyle bir durumda siz yıldızlardan da hidayet alabiliyorsunuz. Şimdi gelelim vaad edilmesiyle İslam zamanında ve bu şimdi biz kısaca özetleyeyim ne konuştuk biz şimdilik. Biz bunu anladık ki bazı olaylar doğada oluyor. Allah Teala onlara gösteriyor belli sebeplerden dolayı. Kur'an-ı Kerim'de de yıldızlardan bahsediliyor. Aynı şekilde hadislerde, büyük İslam alimlerde bu yıldız, kuyruklu yıldızın doğacağını Vadil Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bir alameti olarak göstermişlerdi, bildirmişlerdi. Şimdi bu haber, yani bu kuyruklu yıldız Vadil Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında gerçekten ortaya çıkıyor, görülüyor. Bunun hakkında size biraz bahsedeceğim. Şimdi Vadil Mesih Aleyhisselatü Vesselam 1882'de yani ilk vahiy alıyor. Yani müceddit olduğuna dair. Yani bu Berahin-i Ahmadiye ilk eseri yazdığı dönemden bahsediyoruz. Ve o diyor ki Allah Teala yani bana bildirdi ki bu yüzyılın müceddidi sensin. Ve bu ilham, yani ilk vahiy de çok ilginçti. Allah Teala diyor ki Ya Ahmet, barakallahu fika. Ey Ahmet, Yüce Allah senin zatına bereketini indirmişti. Ve ma remeyte iz remeyte ve lakinne Allah rama. Yani attığın zaman sen atmamıştın. Aksine Allah atmıştı. O Rahmandır, Kur'an öğretmiştir vesaire. Yani bu çok uzun bir vahide devam ediyor. Burada ilginç olan remeyte iz remeyte. Yani senin bir şey attığı zaman bu sen değilsin. Bu Allah Teala'dır ve Vadil Mesih Aleyhisselatü Vesselam başka bir yerde de bunu açıklamıştır ki bu kelimeyle aslında Allah Teala bu kuyruklu yıldızın doğmasını işaret etmiştir. Şimdi gelelim bizim bahsettiğimiz ve çok uzun zamandır şimdi beklediğimiz konunun işine geldik. The Great Comet of 1882. Yani 1882 senesinin büyük kuyruklu yıldızına gelelim. Bu resimde görüyorsunuz zaten. Biz demin dedik ki 1882'de vaad edilmesiyle Aleyhisselatü Vesselam bunu bildirmiştir. Allah Teala tarafından bir müceddet olduğunu. Şimdi aynı sene Eylül ayında bu kuyruklu yıldız doğuyor. Ve gerçekten bu çok olağanüstü bir yani çok büyük ve çok parlayan bir kuyruklu yıldızıydı. O kadar büyük ki gündüzlere bile yani güneş ışığında bile bunlar bazı yerlerde görebiliyordu. Bu resim siz görüyorsunuz bu Cape Town'dan yani Kuzey Afrika'dan çekmiştir. Ve 7 Kasım 1882'de. Bu hatta bakın komet, kuyruklu yıldız, hatta Türkçe'de de biz komet diyoruz. Bu yani bir sürü kometler oluyor. Yani görülüyor da. Ama bu tarihte The Great Comet yani büyük kuyruklu yıldız olarak geçti. Çünkü gerçekten çok muazzam bir değil ve çok aydınlatıcıydı, çok parlaktı. İlk önce Eylül ayında bu görülmeye başladı. Bu Afrika, Gulf of Guinea yani bu Ghana tarafından bu Haliç var ya o taraflarda, yani Afrika'da
Ondan sonra Cape of Good Hope, yani Kuzey Afrika'da da görüldü. Ve birkaç gün sonra Yeni Zelanda'da ve daha sonra genel olarak dünya genelinde insanlar buna tanık oldular, görmeye başladılar. Hatta 17 Eylül'de, yani İspanya'da bir yerinde, İspanya'nın bir yerinde, Reus adlanan yerinde diyorlar ki gündüz bile, yani güneş ışığında bile bulutlar olduğu halde de görüldü. Yani düşünebiliyor musunuz ki şimdi tabii ki geceleyin biz biliyoruz, şahit oluyoruz bir sürü yıldızlara, ayı da görüyoruz. Ama bu yıldız gündüz bile görüldü. Ve Eylül'de başladı görülmeye, 1882'de ve ta birkaç ay devam etti ve Şubat 1883'e kadar çıplak gözle görülüyordu. Yani böyle dürbün vesaire aletlerle değil, çıplak gözle insanlar bunu görebiliyorlardı. Hatta bazı ilginç, bu makale gerçekten çok uzundu, bazı ilginç olaylardan da bahsediliyor. Mesela bir bilim adamı Maurice Mallet diye, bu herhalde İngiltere'de yaşıyordu. İngiltere'de bunu tabii ki biliyorsun, İngiltere'de çok sık sık yağmur yağıyor, bulutlu bir yerde. O kadar merak etti, bunu görmeyi istemiş ki bulutlu olduğu günlerde bir balona girmiş. Ta ki yani bulutlar yüzeyine çıkmaya istemiş. Balonla işte göğe çekmiş ki bunu görebilsin diye. Yani o kadar meraklıydı bu adam. Peki bu Great Comet of 1882, bunun hakkında başka neler biliyoruz? Bu gök cisimlerin ışığını değerlendirmek için ya da belli bir ölçü var onu tanımak için. Ve bu magnitude olarak geçiyor bilimde. Magnitude. Şimdi full moon, yani dolunay magnitude eksi 14 oluyor genelde. Yani onu, yani onun bir gök cisminin aydınlığını işaret eden ya da onu tanımlayan bir rakamdır bu. Yani sadece kıyaslamak için size söylüyorum. Yani dolunay magnitudu eksi 11 oluyor genelde, ama bu kuyruklu yıldızın magnitudu eksi 17 oluyordu. Yani ondan çok daha fazlaydı. Ve böyle olunca başka bir hadis, daha önce bahsetmediğim hadis aklımıza geliyor ya da bu makalede ondan bahsediyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Huvanacmun, yani bu kuyruklu yıldız öyle bir yıldız olacak. Yatlu minel maşriki, doğudan zuhur edecek. Ve yuzihu li ahlil arzi ka isaatil kamari leylatil badri. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu tam dolunay ile benzetmiş. Diyor ki yeryüzünde yaşayanlar için, insanlar için dolunayın ışığı gibi aydınlatacak. Yani burada da görüyoruz ki ne kadar doğru bu bir haber, gaybi bir haberdi ve nasıl da bu gerçekleşti. Ondan sonra mesela bu kuyruklu yıldız hakkında bazı meraklı insanlar vardı. Birisi John A. Bortle. O bir sürü makaleler yazdı bu konuda. The Bright Comet Chronicles adlı makalesinde şöyle yazdı. Yani bu kuyruklu yıldız hakkında, Vadin Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında doğduğu yıldız hakkında diyor ki The brightest, most extraordinary comet in over 1000 years. Diyor ki bu sıradan bir şey değildi. Aksine bu geçen 1000 senede en parlak, olağanüstü bir kuyruklu yıldızdı. Yani bu kadar muazzamydı. Velhasıl bu makalede bazı diğer olaylardan da bahsediyor bu yazar. Sadece bu kuyruklu yıldız değil. Aksine Vadin Mesih Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir sürü yıldız yağmurları da oluyordu. Ve Vadin Mesih Aleyhisselatü Vesselam da bu konuda hem yazdı, hatta bundan bahsetti de.
Geçen şimdi bunun özetini de inşallah yayınlanacak Huzur'un Cuma hutbesinin. Huzur'da bir sürü alıntılar sundu. Vadin Mesih'le Eslatan dedi ki bakın Allah Teala böyle böyle alametler benim doğruluğum için gösterdi. Arasında güneş, ayın tutulması da vardı vesaire ama bu dumdar sitara yani kuyruklu yıldızından da bahsetti. Ve bunu da sundu. Ve hep diyor ki bakın ey Müslümanlar siz bunu hep sunuyordunuz. Yani hep söylüyordunuz ki Mehdi'nin gelişinde bu medana gelecek. Ama artık her şeyi Allah-u Teala gösterdi ama yine de iman etmiyorsunuz. Bu da çok tuhaf bir durumdur. Hatta Vadin Mesih Aleyhisselatü da dedi. Bazı diğer Müslüman alimler de yazdı ki demin de duyduk İmam Rabbani de yazdı ki mesela Hazreti Nuh'un kavmini helak edildiği zaman da bu görüldü. Hatta Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın doğuşu zamanında da bu doğdu ve bazı Müslüman alimler yazmışlardı ki Vadin Mesih Aleyhisselatü Vesselam zamanında da bu medana gelecek. Ondan sonra bu makale yazan bazı alıntılar işte sundu. Vadin Mesih Aleyhisselatü Vesselam yazdıklarından, söylediklerinden. Ben bugün bir sunumu bir Vadin Mesih ile Aleyhisselatü Vesselam'ın bir alıntısını ile bitirmek istiyorum. Vadin Mesih ile Aleyhisselatü Vesselam muhaliflerine hitabın bir yerde şöyle buyurdu. Ey akılsız! Sen Allah'a mı karşı koyacaksın? Onunla savaşmaya senin gücün yeter mi? Eğer bu bir insanın ticarethanesi olsaydı, senin ona karşı koymana bile lüzum yoktu. Onu mahvetmek için Allah yeterdi. Yani Allah Teala vaat etmişti ya ki böyle bir yalancı Allah Teala kendi helak ediyor. Ona işaretin vaat edilmesiyle Esselatü Vesselam diyor ki onu mahvetmek için Allah yeterdi. Ancak yaklaşık 25 yılden beri bu silsile devam etmekte ve her gün ilerlemektedir. Yani bu Brahinama diye 5. bölümündendir. Ve bu kitap vaat edilmesiyle Esselatü Vesselam hayatın son döneminde yazdı. Yani yanlış hatırlamıyorsam 1907 olması gerekiyor. 1907, 1906 ya da 1908. Her neyse yani vefatından birkaç ay önce. Diyor ki onu mahvetmek için Allah yeterdi ancak yaklaşık 25 yıldan beri bu silsile devam etmektedir. Ve her gün ilerlemektedir. Ve bugün hatta biz diyebiliriz ki bu sesi 130 seneden fazladan beri devam etmektedir. Ve Allah-u Teala kendi pak vaadine uygun olarak ona fevkalade ilerleme bahsetti. Bu dünya sona ermeden önce Allah kesinlikle mükemmel derecede bu cemaate ilerlemek verecek. Allah beni tasdik etmek için binlerce mucize gösterdi. Yüz binlerce insan buna şahittir. Yeryüzünde de mucizeler belirdi. Gökyüzünde de. Dostlar arasında da, düşmanlar arasında da herhangi bir mucizenin görülmediği bir ay çok nadirdir. Ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. Selamun aleyküm ve rahmetullah.